Öğlen oldu, hala çözülmüyor bu. Ben hiçbir şey görmüyorum vallahi. Tabii. Nasıl çözdüreceksin bunu? Şu güneşe çıktık mı çözülür. Ama güneşe çıkarken de ya vurursan bir yere? Bilmiyorum işte. Dümdüz bir sıkıntı yok değil mi? Vallahi evet. Sen istersen kapıyı hafif... Yok, aralık yapamazsın. Düz git git git. Heh. Evet, en güzeli. Kapıdan çıktığın zaman ama arkayı sola vermen gerekiyor. Şimdi önce düz git. Yanaştın biraz sanki bu tarafa. Ha, böyle biraz dursun ya. Açık çıkabilir mi? Çıkamaz. Çıkamaz, göremiyor çünkü. Erimemiş ya. Saat tamam, 12 oldu. Hayır, benimki açılmış. Seninki açılmış. Bu niye açılmamış? Ya, bu gölgede kaldı da onlar. Ha. Çeşmeler de gölgede kaldığı için. Ben sana şu şeyi ver diyecektim abi, içeriden. Dur. Güğme mi? Dökeyim ben, hadi. Evet, sularımız donmuş. Sabah bir kalktık. İçeride sular akmıyor. Bahadır akşam dedi ki kovalara su doldurayım. Ben de dedim istedi doldursun. Hani günlerdir çünkü. Bura donuyor ama içeriden su akıyordu. İyi ki doldurmuş. Sabah kalktık ki bir damla su akmıyor. Çok fena. Bir de misafirimiz var. Hava bayağı yumuşak ama. Yo, hava yumuşak. Aynen. Dün daha soğuktu. Buradan yürürken bayağı bir zorlandım. Şuradan bence dök. Ağzı da düz mü? Yok, açıldı bu. Bak, hiç dönmüyordu bu. Şimdi döndü. Öyle açık bırak. Bunu kaplayalım biz. Evet. Bunu kaplayalım. Şimdi ben oraya koyun gübresi, yaş koyun gübresi doldurdum. O bir sıcaklık sağlar herhalde. İyi, buradan değilse zaten gölgede olan tek yer bu. Şimdi şuradaki boru açığa çıkmıştı ama toprakla örttük. Hangisi? Burada. O zaten bak bu. Ana boru bak şu. Evet. Ama o şimdiye kadar oradan hiç donmadı. Onun donma şansı sıfır çünkü bu su borusu bu borunun içinden geçiyor. He. Yani bir tek açıkta olan burasıydı. Evet. Ha? Araba iyi çabuk çözüldü. Aha. Güneş ısıtıyor. Güneş, bir de arabanın ısıtıcısını herhalde değil mi? Çalıştırdı. O yüzden kar topu oynayabiliriz. Buz topu. Ha, kar buz. Yok, buz var. Allah ya. Geliriz bir ara, bakarız şeye. Yaşar Usta bakalım nasıl yapacak sizin bahçeyi. Dere seyredilmeden güne başlanır mı? Bak yeter de diyor, çok güzel oldu genişletilmesi. Değil mi? Evet ya. Gerçekten öyle. Kıvamını buldu ya. Evet. Şey gibi hani böyle sıkış tepiş yatarsın yatağında, bir türlü rahat uyku uyuyamazsın, huzurun olmaz falan ya. Sonra bir gün geniş bir yatak alırsın. Vay be dersin. Demek ki dünya bu kadar genişmiş. Dere öyle hissediyor mudur acaba? Ayağının tadı ya. Saklanmak. İzmir Bayındır Alankıyı'dan merhaba herkese. Merhaba. Güzel bir pazar günü, ışıl ışıl. Gerçekten çok güzel bir hava. Değil mi? Güneşe bak. Yani güneşe baktığın zaman bahar günü gibi ama yani dün dışarı çıktığımızda böyle tir tir titriyordu. Bayağı güzel hava ya. Bahardan bir hava gibi. Yani ama sularımız dondu. Bir damla su yok. Bak bak, seninkine bak Bahadır. Merak ediyor suyu. Şeye, akan kısmı pati atıyor. Cız cız. Ceviz anlatıyor. Bak, bunun arkasında bir tane ceviz var. Ceviz fidanı var. Çınarın içinden çıkıyor ya, bayağı evet. Uzun. Hatta kökü nerede biliyor musun? Şurada.
eğri olarak gidiyor. Çamı alsak da o kalabilir aslında. Ceviz mi kalsın? Evet. Ama gelişir mi çınarın içinde? Baksana büyümüyor. Çeşitlilik olur. Gençler, baba gidiyor. Sen ne seyrediyorsun? Bir tane su kabarcığı var, hava kabarcığı var suyun içinde. Onu merak ediyor, bak. Onu seyrediyor, seyrediyor, elini uzatıyor. Bak, şu kabarcıklar. Bak, fare istemiyorum bu bahçede, ona göre. Göreviniz fare yakalamak. Alaca, cız cız bu konuda rüştünü ispat etti. Geçen yaz cız cız iki tane fare yakaladı. İki kere gördüm, net. Alaca, senin henüz öyle bir icraatın yok. Bekliyoruz. Ve hadi size yeni bir ev göstereyim. Bitmiş haliyle göstereyim. Komşularımın, Denizli'den gelen arkadaşlarımız, biraz önce kahvaltımızı yaptık. Şu anda daha evleri, su bağlantıları falan yapılmadığı için oturulur durumda değil. Yani ev yerleşti de su yok. Gerçi bugün bizde de yok. Vay Taşkın. 252 merhaba. Şimdi tam Voltron oldu vallahi. Bir yanda Yaşar Usta, bir yanda Taşkın. Artık bu bahçe. Bahçe onlara emanetse artık sırtı yere gelmez kimsenin, maşallah diyeyim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Kendiniz sağ ol. Teşekkür ederiz. Evin içini biraz sonra gezeriz. Evet, şimdi gidelim. Yarım yamalak bir yerleştik gibi. Oluyor, oluyor. Öyle. Yaşandıkça yerleşiyorsun. Aylarca sürüyor. Çok zamana denk geldik ya, insan zorlanıyor. Şimdi derenin karşı tarafı temizlenecek. Buralar donmuş mu? Yok. Bizim burada su donmamış. Komşuya sorduk, atıyor mu su? Orada zaten bir var. Buyunun o boşluk tarafını sen göster. Güzel açılmış ama Taşkın. Aferin be. Ha, şurası görünmüyordu ya. Evet. Şimdi arazi görünüyor. Şimdi arkadaşlarımın evi burada. Arazileri yola kadar. Burası iki ayrı tapulu yer. Şimdi iki tapuyu birden satıyordu sahibi. Bir parça bu taraf, yani parça değil aslında. Bayağı ayrı tapu. Burası bin küsür metrekare değil mi? Burası 1200. 1200 metrekaresi evin olduğu taraf. 500 küsür metrekaresi de bu taraf. Şimdi bu tarafı ekim dikim için kullanacaklar. Tabii orası tamamen artık böyle orman haline gelmişti neredeyse. Görünmüyordu ya. Ama burası köy içi arazi. Yani oraya da aslında ev yapılabilir. Çünkü imarlı. Orada bir tane sulama kuyusu var. Onun etrafı temizlenecek. Zaten çok berbat durumdaydı. Taşkın gayet güzel temizlemiş onu. İki ay önce falandı. Bütün bu otlar falan filan hep oradan çıktı. Taşkın vallahi elle temizledi bunları. Nasıl bu kadar açabildin? Helal olsun sana. Şu şey var ya. Aha. Direkler dikilmiş. Evet. Orada bir tümseklik var. Aha. O tümsekliği orada düzleştirip buraya yayacaklar. Evet. Şuraya. Olur. Şuradaki işte bu çalı çöktü. Onlar şu şimdi yok ederler. Ay bu hali. Şimdi yani, öncesi sonrası öncesi yapalım. Vallahi bakalım. Bak. Yani arazi şu halde. Orada çok güzel bir kestane ağacı var. Kestanemiz şurada. Evet. Şu köşede. Kepçe şimdi nereden girecek oraya? Aha geliyor. Vallahi nasıl gelecek? Köprüden geçemez herhalde. Şuradan mı inecek? Aman aman aman, dikkat. Ay burada. Fransız sistemi yaptı.
bisikleti de hazır arkadaşımın. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol arkadaşım. Aa, şöyle bir dizdik. Evet. Dedim bu öyle aç. Dondurma acaba. Yani, genel içeriği yok, görsün. İçinde. Bak bütün herkes pencereler açıyor. Yani. Öyle mi? Gizli yaparsan içeride merak uyanmaz. Şeye bakar mısın sobaya? Borular başka renkte oldu. Tamam, çok güzel. Aşağı evet. Değiştireceğiz. Bak aşağı ince daha çok. Ha, dedim şöyle bir ortaya bir şey çıksın. Çıkmış valla. Yavaş yavaş. Şimdi şuradan gel şuradan. Öyle sade iki tane koyalım. Valla işte az eşya. Yani gayet çok eşya şu anda. Soba yani, tam yerini bulmuş. Tamam. Sobayı biraz daha bu tarafa doğru çekeceğiz. Ne tarafa? Biraz daha çekelim. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel. Evet, buradan Yaşar Usta'yı görebiliyoruz. Tamam, biz çekim yapacağız. Yaşar Usta'm çalışmaya devam ediyor. İşte salonun burada penceresi. Daha önce göstermiştim ya. Burada arka bahçeye açılan, boydan boya açılan bir kapı. Yani burada oturduğun zaman sobanın dediğin yeri güzel. Ana yolu neredeyse görebiliyorsun. Ve şey de değil, evin içi öyle soğuk falan değil. Yani şu anda evet, da hiç soba yanmamış bir ev olarak gayet iyi. Şimdi en yerleşmemiş haliyle gösteriyorum arkadaşımın evini ama banyomu çabuk katlıyor. Şöyle bir sıkıntı var. Adam kendi boyuna göre ayarlamış. Ben burada kafamı aynayı göremiyorum. Adam uzun boylu. Takan uzun boylu. Kendi kafasına göre ayarlamış. Ben net. Ki sen de kısa boylu bir kadın değilsin aslında. Aynen çok güzel görünüyor. Evet. Ama standart bu. Ya dedim ben normalde kendimi standart kızlarım. Burası yatak odası değil miydi? Burası Celal'in odası oldu artık. Ha Celal değiştirdiniz. Dedi, bana şey verin burayı ben dedi nasıl olsa yokum dedi. Baksana odaya bak. Anla. Arkanda. Evet. Burada yüklük. Bakayım. Oda içinde oda. İşte buraya raf yapılacak şöyle. Bayağı bir yatak. Burası. Mis gibi. Burada sizin yatak odası. Yatak odası. Evet burası. Çok güzel. Böyle. Mis gibi yani. Tamam yerleşmiş zaten. Böyle 2+1 eşya. Gayet güzel. Buraya da bir şey girer. Aynen buraya da bir şey düşünüyorum. Dolap. Evet. O köşeye de böyle bir şey. Etajer. Evet. Tarzı olabilir. Etajer olur, raflar olur. Kendiniz yaparsınız. İşte burası zaten bir olacak. Şuraya bir iskele ayık olur. Evet. Tavana kadar yaptığın zaman onun üst kısmına da istediğini yerleştirirsin. Vallahi güle güle otur. Yani, çok güzel. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşasın. Ev bitti. Hayallerimize kavuşuyoruz. Evet. Böyle hayali olan herkes inşallah bu duyguyu yaşar. Şu çıkmaz. Bahadır onları ilk temizlerken parmağının birini zedeledi. Hala yapışık yapışık bak. Yapışık. Bunlar acayip tutunuyor. Nasıl bir şey yapışmış ya bu? Çok güçlü ya sarılıyor. Hayır hayır. Bu böyle sarılıyor. Bunun asalığı bu. Bak. Bak, şey üstten. Aşkın ne dedi? Şurayı dedi bağlayalım bir demirle dedi. Ha. O çürüt şey yapsın, kurutsun. Ha, bak ondan öyle sonra mi oluyormuş demek? O zaman tek tek biz de öyle yapalım. Yukarı demek ki o zaman çıkamıyor. Ha, çıkamıyor, kurumuş oluyor. Zamanla. Bak. Bir de şey, şuradaki büyük bir tane kök var ya onları çıkaramayız değil mi? Onları çıkarmaz bu hayatlarla onu. Oğlum orada. Hop. Maşallah. Zambo ya. Şimdi bak. Bak biz kağıt koyarız. Bir oda yansın hemen de ben çatlayıp öleyim. Buyur. Yaktı. Yaktı bile. Lan oğlum ben bu ateşi yakayım diye ne uğraşıyorum ya? Yanmıyor. Bak ya.
bir çakmak darbesiyle ateş yaktı ya. Bahadır. Biz de koca çıraları bilmem neleri tutuşturduk, yakamadık. Hadi. Evet, işimiz var. Gidelim biz. Sonra bitmiş haline bakarız. Akşam üzere gene bir gelirim ben. Hala var ya. Bak şurada giderken şu cevizin altına bak. Biz artık evli uğraşmaktan ilgilenim. Tabii bak. Bak bak bak, yerlerde cevizler. Al buyur. Yani. Bak. Bayağı duruyor. Bu seni ilgilenemedik. Aa bak, bu ceviz şey olmuş. Filizlenmiş. Yaşar Usta nasıl indi ya orada? Kendine yol dolgu yapıyor. Dayıyor şeyi, iniyor. İnanılmaz güzeldi. Çok zevkli ya böyle bir şey seyretmek. Evet, geldik bahçemize. Geldik bahçemize, yan komşumuz gelmiş. Bak, bize kocaman 3 tane naylon alın dedi. İşinize yarar. E burada her şey işe yarıyor. Özellikle de o kızılcık toplama zamanı veya bir şeyleri sereceğiniz zaman hemen biz de paketledik böyle düzgün bir halde. Römorka girecek. O çardağı diyorsun. Düzeltelim. Düzeltelim de. Burada bu ağaç var. Aa, bunlar enginar değil mi? Evet, sakız enginar. Bahadır'a birileri vermiş. Nereden vermişti vermedi, sana? Ben aldım. Karaburun sapağından satın aldım. Ha, Karaburun sapağından satın aldım. Ama sonra biz bunları buzdolabında unutmuşuz. Sonra bir gün bir fark ettim, kapkara olmuşlar. Atsak mı, küflenmiş falan. Sonra dedik ki hadi bahçeye dürtelim, tutarsa tutar. Ay şimdi fark ettim. Yani suyumuz hala yok. Bir damla su kalmadı. Su almaya gidiyoruz. Gideceğiz köy çeşmesinden su dolduracağız. Hay Allah'ım. Nasıl atladım ben bunu ya? Aslında dediler yani çok az, hafif açık bırak. Ben bir gün önce asıl don olmuştu, sabah kalktık. Buz gibi her taraf, yerler kırık dün sabah için diyorum. Çeşmeler akıyordu. Tamam, dışarıdaki çeşmeler akmıyordu ama içeridekilerde sorun yoktu. Onun için hiç bir daha donabileceğini düşünmedim. Dedim nasıl olsa o çeşmelerde sıkıntı yok. Ama dışarıdan mı donmuş, nereden dondu? Sabahleyin işte burada girişte açıkta bir boru vardı. Onun üzerine gübre doldurdum. Hani gübre de ısı veriyor ya, ama şu anda daha çözülmedi. En son güneş, yani güneş de buraya vurmuyor. Artık saat 3 oldu öğleden sonra. 15 yani. Oh, gelmezse fena. Anne, dereden su alırız. Tamam, tuvalete dökeriz falan ama şimdi tek başınayken sıkıntı değil, ama arkadaşlarımız da bizde kalıyor. Misafir varken işte o zaman insan sıkılıyor. Evet, geldik suya. Bu güzel çeşmeye geldik. Hani suların çağıl çağıl aktığı yer var ya aşağıda. En son bizim çocuklar geldiğinde hani drone'la çekim yaptılar. İşte o zaman gelmiştik. O gün de hava onların, diyorum ya, şansına mı diyeyim, benim şanssızlığım oldu o gün. Şanslıyımdır aslında hayatta, ama o gün 40 yılda bir çocuklar, diyorum ya, işleri çok yoğun. Bir ayarladılar kendilerini. Çekim yapacaklar. Hava o gün bayağı kapalıydı ama buna rağmen
tabii profesyonel elde çekim bambaşka oldu. Hatta o kadar az zamanları kalmıştı ki buraya geldiğimizde öyle drone uçurmaya falan filan fırsat olmadı. Şimdi 3 damacana su, hatta 5 litreliği de doldurdum. Eve bir gidiyormuşuz. Sular akıyor. Ay aksın, yine olsun, de aksın. Bu da içme suyu. Evet, bir daha asla gece. Yok, kapatmayacağım. Böyle havalarda tın 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 damlaması gerekiyor. Şey, öğrendik yaşayarak. Arabanın içinde duran suya bakar mısın? Bakayım. Donmuş. Aman, arabanın içinde bile. Aa. Donmuş. Bu da donmuş, Bahadır. Bak, bu da buz tutmuş. Ya hava gayet de ılık ama suyumuz akmıyor. Çözülemedi demek ki. Ben orada olduğunu sanmıyorum. Nerede olduğunu sanıyorsun? Ne bileyim, bilemiyorum. Ama oru hayatım, tam güneşte. Aksilikler ard arda. Meğer bundan sonrasında ses almamış kamera. Onun için haricen anlatayım. Acaba şurası mı burası mı diye her yere güğümlerle, çaydanlıkla kaynar su döktük, olmadı. Sonra dedim ki acaba hani donmuş şeyi korumak için üzerini örterler de örterler ya. Ben dedim buraya sabahleyin gübreyi yığdım ama acaba içinde donmuş olan buzu korumaya mı aldım? Tekrar açtım oradaki o gübreli toprağı ve dedik ki artık tek umut burası kaldı. Bahadır getirdi çaydanlığı, sıcak suyu daha dökerken çatır 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 sesler çıkmaya başladı. Evet, donma oradaymış. Önce o çatırdamayı duyunca korkmuştuk. Acaba dedik borulara falan mı zarar veriyoruz? Ama sonra yok dedik, yok tamam, bulduk bir sorunun kaynağını. Yani bizim el ilk iş buraya bir kutu yapıp içini bir şeylerle doldurmak olur. Yani burayı koruma altına almalıyız. Bir yandan sıcak suyu döküyoruz, bir yandan hani su geliyor mu? Bakıyoruz, su yok. Sonra birkaç damla, ardından İplik gibi su gelmeye başladı. İşte o zaman oh be dedik. Oh be, su ne kadar önemli bir şey. Su hayat. Evet, işte bugünü de kahramanım böyle noktaladı. Evin içinde de su akmaya başladı. Ay, lavabomu böyle göstermek istemezdim ama yani sabah kahvaltı yaptık. Öğlen bir şeyler yedik. Misafir var. Evet, berbat bir haldeyiz. İlk işim bulaşıkları yıkamak olacak. Haydi, bugünü böyle bitirdik. Hoşça kalın, güzelliklerle kalın. Hayatınızda eksikleri yaşamayın diyeyim.